Her seferinde insanlıktan bahseden Batı, tırnak içerisinde Batı, göçmenlerin ölümüne göz yumuyor. Bakın yeni bir olay. Fransa'dan çıkan bir balıkçı teknesinin Manş denizinde batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmen. Aile bunlar, karı koca ve ikisi çocuk hayatını kaybediyor bakın. İnanılır gibi değil. Tekne batıyor. Fransa'dan İngiltere'ye göçmen bunlar. Gidiyor her yıl 6-7 bin kişi bu yolla sırf İngiltere'ye gidiyor göçmenler. Ölüyor. Türkiye'de Aylan bebeği unutmadık. Karaya vuran hatırlıyorsunuz değil mi? Yunanistan şu anda geçmek isteyenleri ve geçmişte de Yunanistan o botlarla vesaire bunları Türkiye'ye doğru itiyor. Çoğunda batırıyor, ölüyor. İşte Manş Denizi'nde yeni bir olay. Ne kadar üzücü bir olay. Bir aile yok oldu. Bütün bunlar olurken biliyorsunuz Azerbaycan'da Türkiye'nin vermiş olduğu hava araçları, insansız hava araçları kullanılıyor. Bunların bir kısmının da motorları Kanada'dan alınıyor. Kanada bir açıklama yaparak artık biz size motor satmayacağız diyor. Niye? Azerbaycan'a verdiniz diye. Azerbaycan ne yapıyor? Kendi topraklarını, Dağlık Karabağ almak için mücadele etmiyor mu? Hiç kimse Ermenistan'a bir şey söylemiyor. Ermenistan'da Fransa'dan gönderilen bir sürü insansız hava aracı var. Hala Fransa silah vermeye devam ediyor Ermenistan'a. Rusya veriyor. Ne gariptir ki Rusya ve Fransa Minsk grubunda, yani bu Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununu çözecek olan grubun başındalar, eş başkanları. Ama ikisi de silah veriyor Ermenistan'a ve diyorlar ki barış yapın diyorlar. Ateş kesin diyorlar. Bak silah veriyor. Yani inanılır gibi değil. Değerli izleyicilerimiz, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi ile Ermenistan'ın Büyükelçisi bir araya geliyorlar. Nerede? Almanya'da, Berlin'de. Bakın. Biri Azerbaycan'ın, biri Ermenistan'ın. Bunlar bir söyleşi yapılıyor. Gazetecilerin katıldığı. Ve orada gazetecilerin sorduğu sorular var. Azerbaycan Büyükelçisi şunları söylüyor. Bakın. Bize Türkiye'den silah verildiği gibi eleştirilerin yapılması çok tuhaf. Acaba Ermenistan silahlarını nereden alıyor? Kendileri silah üretmeyen bir ülke. Hatta bazı ülkeler Ermenistan'a bedava silah veriyorlar. Bunlar neden dile getirilmiyor diyor. Sivillerin ve özellikle çocukların hayatını hiçe sayan Ermenistan'ın bulunduğu bir büyükelçinin, yani Ermenistan hükümetinin büyükelçisiyle yan yana olduğunu söylüyor. 2000 roketli saldırı yapıldı diyor sivillere. Bu bir savaş suçudur diyor. Çocuk hayatını hiçe sayan bir tarafla karşı karşıyayız diyor. Peki Ermenistan'ın Berlin Büyükelçisi Asot Smatyan ne diyor? Bakın çok iyi dinleyin bunu. Şunu söylüyor. Gazeteciler diyor ki sivillere niye saldırıyorsunuz diyor. Ben diyor bu soruya cevap vermek istemiyorum diyor. Bak. Yine başka bir gazeteci ısrarla soruyor. Ve şunu söylüyor. Diyorlar ki niye yani sivillere saldırıyorsunuz? Azerbaycan'ın saldırıları karşısında kendimizi savunmak zorundayız diyor. Bak. Çocukları öldürüyor. Gence de öldürdü. Biliyorsunuz. Halen saldırmaya devam ediyorlar. Ve diyor ki kendimizi savunmak zorundayız diyor. Çocukları öldürüyorlar. Sivillerin yaşadığı yere roketler atıyorlar. Scud füzelerini atıyorlar değerli izleyicilerimiz. Maalesef. Üzücü bir durum. İki büyükelçinin bir araya gelmesi de şu dönemde haber değeri taşıyan bir durum değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Önemli bir konu var. Bizim vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir durum. Bremen'de yaşanan bir olay. Akıllara durgunluk veren bir olay.
Bir sağlık skandalı, bir doktor skandalı. Evet. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama çok üzücü bir olay. Düşünün. Hastaneye gidiyorsunuz. Bir probleminiz var. Atıyorum. İşte dalağınızda bir sorun var. Sizin midenizi alıyorlar. Midenizde sorun var ya da böbreğinizi alıyorlar. İşte bak tam böyle bir olay yaşandı. Kerim Ramazan Uçar. 5 Ekim 2017'de ameliyat oluyor. Nerede oluyor? Klinikum Bremen Profes Kinder Klinik. Burada ameliyat oluyor. Dalağı alınacak. Ama Kerim Ramazan Uçar'ın dalağı yerine böbreğini alıyorlar. Evet, dalağı yerine böbreğini alıyorlar. Yanlışlık oldu diyorlar. Kusura bakma diyorlar. Böbrek gitti. Bak, dalağı kalmaya gidiyor. Bu kardeşimizin böbreğini alıyorlar. Sonra mahkemeye veriyor. Yaklaşık 3 yıl sürüyor. Bremen Eyalet Mahkemesi de nasıl karar veriyor tahmin edin. Doktora falan ceza yok, hiçbir şey yok. Sadece 90 bin euro tazminat ödemesine karar veriyorlar. Bak böbrek gitti. Mevzu para değil burada. 90 bin euro değil, 900 milyon euro da olsa bu kardeşimizin böbreği bir daha geriye gelmeyecek. Böyle bir rezalet, böyle bir sağlık skandalı inanılır gibi değil. Düşünsene hastaneye gidiyorsun. Ameliyat olacaksın. Zaten başlı başına bir şey ameliyat. Dalak alınacak. Böbreğin gidiyor. Kusura bakma diyorlar ya. Biz hata yaptık diyorlar. Kusura bakma. Kusura bakma. Mahkemeye veriyor. Mahkeme 3 yıl sürüyor. Olay belli 3 yıl sürüyor bak. Doktora, bunu yapan doktora hiçbir ceza falan yok. Bu kardeşimizin artık böbreği de yok. Tek böbrekle yaşıyor. Ve mahkeme 90 bin euro ceza veriyor. Bu kadar. Bak. Birine yanlışlıkla şöyle vursan 6 ay yatarsın içeride. Adamın böbreği gitmiş. Doktora ceza falan yok. Sadece 90 bin euro. Bak birine dokunsan, adama vursan cezaevine girersin. Adamın böbreği gitmiş ya. Bak böbreği. 90 bin euro. Kerim Ramazan Uçar. Konuşunca da niye konuştun diyorlar bazen bize. Niye? İnanılır gibi değil.